Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman. Kanalın kralından farklı bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere masaüstü bilgisayarlarınızı veya dizüstü bilgisayarlarınızı bir Mac bilgisayarına nasıl dönüştürebiliriz? Yani görüntü olarak, tema olarak bunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Bugün sizlere bu temanın bir parçası olan Dock'ları anlatacağım. Bildiğiniz üzere iPhone'da, Android'de veya iPad'lerde bulunan alt tarafta 5 ya da 5'ten fazla sıraladığınız o Dock'ları Dock'ların PC'ye, yani bilgisayara yönelik hazırlanmış, bilgisayara uyumlu olan, bilgisayar için hazırlanmış programları tanıtacağım arkadaşlar. Bu programımızın adı RoachGetDock. RoachGetDock arkadaşlar, şöyle söyleyeyim, Mac bilgisayarlarda görmüşsünüzdür muhtemelen. Alt tarafta veya bunu sağa veya sola ya da yukarı taşıyabiliyorsunuz. Alt tarafta bir dock vardır, dock vardır arkadaşlar. Bu dock üzerinde işte programlarınız, oyunlarınız veya işte klasörler, sistem araç ve gereçleri bulunmakta. Siz tabi istediğinize göre bunu modifiye edebiliyorsunuz, istediğinizde bu dock üzerine alabiliyorsunuz, istediğinizde çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Veya bunu da özelleştirebiliyorsunuz, tema veya konum veya diğer özellikler olarak. Benim dock'um bu şekilde arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım ve otomatik bir şekilde kaybolabiliyor. Ben program içerisine girerek de biraz detaylı bir şekilde anlatım yapacağım sizlere. Gördüğünüz gibi şu anda ben RoachGetDock kullanıyorum. Ve tema ikonlarda şöyle söyleyeyim, mesela baştan yapacak olursam PC ya da A. Mesela bu aslında ona göre uyarlayamadım arkadaşlar, bulamadım. Ben de İkonların şekli şemali bozulmasın diye bunu uyguladım. Aslında Adobe Reader bu şekilde değil ama mesela UltraRent ya da Bandicam için ya da Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Download Manager, Diamantos, Ultra ISO, Your Instanteler, bu aslında Clean Master mı? O muydu? Neyse onun gibi bir şeydi. WinZip için bu şekilde yapmaya çalıştım. Photo Filter kullanıyorum. Chat Engine, VLC Media Player, Windows Media Player, Movie Maker, WordPad, Paint, iTunes, Infanbox, VShare Helper, BlueStack 2, Battlefight Bad Company, Deed Effect 2, Minecraft, Need for Speed Shift, Need for Speed Underground 2, Yandex Disk olarak böyle şekilde sıraladım arkadaşlar. Belgeler, müzikler, resimler, YouTube, tüm denetim masası güzel bir aslında. Burada da ofis var arkadaşlar. Ofis değiştirmek istemedim. RoachGetDock ayarları içerisine giriyorum. Gördüğünüz gibi temam çok güzeldi. Yani oldu. Ve RAM'inizden hiç yemiyor arkadaşlar. Ve mesela masaüstünüzü daha temiz hale getiriyor. Daha düzenli olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ama şu var ki bende 3 tane ekran olduğundan dolayı bu ikinci ve üçüncü de zaten ortam biraz karışık arkadaşlar, onları da düzenleyeceğim. Ve arka plandaki resminde buna gidebileceğini düşündüm. Aslında Mac wallpaper kullanacaktım arkadaşlar. Bir duvar kağıdı, Mac bilgisayarların orijinal duvar kağıtlarından birini kullanacaktım. Kullanmayayım dedim, özenti yapmayayım dedim. Üst tarafta da zaten Windows onun araç çubuğu görünüyor. Bunu da bu şekilde gizlenebilir bir şekilde ayarladım arkadaşlar. Bu sayede daha iyi görünüyor bilgisayarım ve ekranım. İkincisi, şuna da gelecek olursak arkadaşlar, bu şekilde ayarlamanız yani bilgisayarınızın hem içini hem dışını daha iyi gösterir. Dışını derken sanki bilgisayarınız MacBook gibi görünüyor. Ya da Mac bilgisayarların diğer sürümlerinde pek alakam yok arkadaşlar. Bir diğeri de şundan bahsedecektim. Temayı ve Dock'u bu ayarlar bölümünden istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta altına o uzun duvara asmalı tahtalar falan var. Onlardan koyabiliyorsunuz veya da Mac'in kendi Dock ikonlarını kullanabiliyorsunuz ve Dock efektlerini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Mac'in bunu da indirebiliyorsunuz mesela. Bunu da söyleyelim, onu da göstereceğim.
Önce genel ayarlardan burada dilimizi ayarlayabiliyoruz. Başlangıçta çalış diyoruz arkadaşlar. Ayarları kaydet diyoruz. Yani bu ayarlar sürekli değişmesin. Açtığınız zaman varsayılan ayarlara dönüşmesin diye ayarları kaydet diyoruz arkadaşlar. Başlangıçta da çalış şu şekilde. Siz bütün programları Dogecoin üzerine koydunuz ve masaüstünden sildiniz. Veya Dogecoin üzerinde masaüstünde değildi. Bunlar işte CX86'ın hepsinin bir kopyasını aldınız. Kısa kopyalarını. Sonra bu üzerine isimlerini değiştirdiniz. Mesela Google Chrome kısa yol der normalde eğer kopyalarsanız. Siz kısa yol kısmını sildiniz. Google olarak her şeyi düzenlediniz. Sonra Dock'a koydunuz. Sonra hepsini sildiniz. Masa üstünden. Çünkü iki tane ikonun aynı ekranda bulunmasının bir anlamı yok. Yaptıktan sonra bilgisayarı bir gün sonra işte kapattınız. Yeniden açtınız. Açtıktan sonra bakıyorsunuz Dock yok. Tabii hani Dock'u getirebilirsiniz. Tabii oradaki ikonlarınız kaybolmaz ama pardon kaybolabilir de çünkü burada ayarları kaydet demeniz gerekiyor. İlk açılışta ayarlamanızda bu şekilde açılıyor genelden zaten. Dilinizi ayarlıyorsunuz. Başlangıçta çalışmasını istiyorsunuz arkadaşlar. Her başlangıçta bu program çalışıyor. Ayarları kaydet diyoruz. Her değişiklikte bu kaydediyor arkadaşlar. Otosav gibi mesela oyunlarda olur. Otosav açılsın mı der. Açıldığı zaman siz oyunu oynarsanız o kendi kendine arka planda kaydeder. Pencerelerin simge durumuna küçült. Mesela bu da şöyle bir özellik arkadaşlar. İnternet Explorer açık ya da Google Chrome ya da herhangi bir program. Herhangi bir program. Mesela bu diyelim Minecraft oynuyorsunuz. Minecraft'ı küçültme düğmesine bastınız. Küçülttüğünüz zaman bu dock üzerinden Minecraft'ın açık hali görünüyor. Yani interneti direkt buraya iniyor bu şekilde. Google Chrome açık mesela. Biz bunu aşağı indirdik. İndikten sonra burada bulabiliyorsunuz. Şey gibi. Google Chrome'un sekmeleri gibi. Düşünün siz bunu farklı bir sekmeye tıkladığınız zaman oradaki işlemi devam ettirmeniz için açmış olduğunuz sayfayı gösterir size. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Ya da şöyle diyeyim size. Aynı bu şekilde. Şu anda bakın. Bandicam kullanıyoruz. İşte Google Chrome Movie Maker. Bu şekilde gösteriyor. Yani dokun özelliği, bir özelliği de bu. Windows'un görev çubuğunun yapabildiklerini yapabiliyor arkadaşlar. Çalışan programları belirt. Mesela o da şöyle söyleyeyim. Google Chrome çalışıyor gördüğünüz gibi. Şu anda altta siyah bir nokta var. Bu bazen şöyle işleyebiliyor arkadaşlar. Siz Google Chrome'u başlattan yaptınız. Çalıştırdınız. Bu burada görünmez. Çünkü başlat üzerinden çalıştırdınız. Eğer dock üzerinden çalıştırırsanız burada gördüğünüz gibi mesela ben Bandicam'ı başlattan çalıştırdığım için burada görünmüyor. Ama Google'u dock üzerinden başlattığım için burada bir siyah nokta var. Yani bu onun açık olduğu anlamına geliyor. Çalışan programların durumlarını göster. Bunu durumlarını neyin olarak gösteriyor? Bu tam olarak bunu anlayamadım arkadaşlar. Çünkü bundan bu aynı gibi. Burada zaten belirtiyor ama çalıştığı durumun ayrıca şekilde nasıl belirtiyor onu anlayamadım. Simgeleri kilitle diyoruz arkadaşlar. Bunu unutmuşum ben. Kilitlediğiniz zaman alıp dışarı atamıyorsunuz. Mesela gösterelim. Gördüğünüz gibi alıp sürükleyip atamıyorsunuz. Ama simgeler açık olduğu zaman onu da göstereyim. Pardon şöyle yapalım. Tamam dedik. Kapattık. Gördüğünüz gibi alamıyoruz. Simgeyi atamıyoruz. Ama ben ayarlardan bir de şöyle deneyelim. Simgeleri kilitle diyoruz. Tamam dedik. Gördüğünüz gibi atacağım ben. Atsam kaybolur. Ben atmayayım. Dursun burada. Bu şekilde mesela farklı bir kullanıcı gelir. Bir çocuk oturur bilgisayarınıza. Alttaki doku oynar. Çorba yapar her şeyi. Siz simgeleri kilitlersiniz arkadaşlar. Bu sayede çocuk böyle alıp atamaz. Yani bunu bilerek veya isteyerek yapmaz ama bilmeyerek de olsa yapamaz arkadaşlar. Simgeler bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Ortalama kalite. Bu arada arkadaşlar performanstan düşebilir. Bunu denemedim ben. Yüksek kalite yaptığınız zaman yavaşlıyormuş. Tamam dedik. Hani yavaşlamıyor. Yani yavaşlamıyor. Yavaşlamıyor. Bu yavaşlamıyor. Ben bunu yapacağım. Neyse şeffaflığı görüyorsunuz. Şu anda ikonların şeffaflığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yakınlaştır dock tabanı.
Yani dok tabanını yakınlaştırıyor. Taban dediği şu kısım arkadaşlar. Eğer biz bunu fazla açarsak gördüğünüz gibi bu şekilde olur. Biraz taştı bu. Ha pardon, boyut bu. Pardon, bu bunu bu bununla alakalı değil arkadaşlar. Bu yakınlaştır, dok tabanını yakınlaştır dediği zaman bakalım. Bu arada doku bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Güzel. Yani daha çok programınız ve oyunun mevcutsa bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. 16 piksele kadar. Burada bu oyunlar buraya kadar uzanabiliyor. Yani bir 30-40 tane daha ikon alıyor arkadaşlar. Ben bunu ilerleyen günlerde büyütürüm zaten. Bu şekilde iyi. Bakalım yakınlaştırma yine iyi oluyormuş. Değişen bir fark yok. Olduğu gibi kalsın arkadaşlar. Yakınlaştırma etkisi. Mesela alanı yakınlaştırıyor. Tabanı yakınlaştırıyor. Bir de yaklaştır alanı. Tabanı yaklaştır. Yakınlaştır kabarcık simge. Simge dediğimiz zaman sadece gördüğünüz gibi diğer taraftakiler küçük. Biz üzerinde durduğumuz simge büyüyor arkadaşlar. Tabanı yaklaştıralım. Gördüğünüz gibi taban yaklaşıyor. Bu da anlamsız oluyor. Yani gene şey gibi iPad dock gibi aşırı falan varsa mesela jailbreak yaptıysanız bilirsiniz iPhone veya iPad üzerinden dock üzerine 5'ten fazla oyun veya uygulama koyabiliyordunuz. Bu şekilde görünüyordu. Yani sürekli açılıyordu sağdan veya soldan. Ben o şekilde de görmek istemiyorum. Normalde alanı yakınlaştırsın. Sadece alan görünsün. Yakınlaştır. Bir de şu var arkadaşlar. Eğer bunu yaparsanız üzerine tıkladığınız şey çok büyük görünür. Yani üzerine geldiğiniz simge çok büyük olur. Tabii bu göz sorunları olan arkadaşlar için ideal birebir diye düşünüyorum. Bunu bakalım bir de şöyle diyelim. Bir, iki, bir de değişmiyor arkadaşlar. Bunu şöyle abartmayacak şekilde yapalım. Bu şekilde de bence güzel yani. Sade gibi görünüyor. Sade, evet. Sade gibi dursun. Yakınlaştırma genişliği. Bir de genişlik ayarı var arkadaşlar. Bunu ortaya alarak denediğimiz zaman gördüğünüz gibi genişlik 2 tane simgeyi barındırıyor. 3 tane simgeyi pardon. Bunu biraz daha arttırdığımız zaman genişlik 4-5 tane simgeye doğru gidiyor. Biraz daha arttırdığımız zaman bakın genişlik 6-7 tane simgeyi de barındırıyor. Yani birinin üzerine de tuttuğunuz zaman mouse'un imlecini etrafındaki 6-7 tane simgede yakınlaşıyor otomatikmen. Biz buna da ihtiyacımız yok. Şu anda tek simgeye yakınlaştırıyor. Yakınlaştırma süresi 100 milisaniye, 500 milisaniye. Gördüğünüz gibi bu şey gibi sanki bilgisayar çökmek üzereymiş gibi hissettiriyor. Bu da bizim işimize yaramaz. Bunları geçtik arkadaşlar. Simge bölümünün konum bölümüne geldiğimiz zaman bende 2 ekran var, 3 ekran var arkadaşlar. 3 ekrandan birini seçebilirim. Bunu da belirtiyor zaten. Hangi ekranı ana ekran kullanıyorsanız o ekranı seçmenizi öneririm. Tabii ikinci ekranı da kullanabilirsiniz. Sanki bu arka planda kendi kendine çalışan programlar hissini verir. Bir video çekimi de gerçekleştiriyorsanız ekranın üzerinden mesela şu anda Bandicam'ın menüsünü ben büyüttüm. Ses seviyemin alıp almadığını anlamak için. Orada da bir ses barı var arkadaşlar. Her konuştuğumda bu bar yükselip düşüyor. Onu da mesela göstereyim. Şu an ben birinci ekrandayım. İkinci ekrana geçtim. Gördüğünüz gibi ekranı getirdim. Yani bunu aslında siz görmüyordunuz. Arka planda çalışıyormuş gibi hissediyor. Hani aslında var olsa ne olmasa ne. Bunun gibi yani ben bunun üzerinden durdurmaya bassam sağ bir ekranda siz benim burada durdurduğumuzu göremezsiniz. Bunu da ikinci ekranı alırsanız doku, doku üzerinden Google Chrome'a bastığınız zaman arkadaşlar ana ekranınızda çekim yapıyorsanız Google Chrome ana ekranında otomatikman başlamış gibi görünecek. Yani ben net detaylı bir şekilde size göstereyim diye bu şekilde yaptım ve sürekli önümde bulunsun diye yaptım arkadaşlar. Çünkü üçüncü ekran sonunda, ikinci ekran sağında bu şekilde sağa dönerek o doktan bir şey başlatayım diye rahatsız olmayayım diye direkt ekranıma yansıtmak istedim. Ha, tabii siz istediğiniz şeyi de kullanabilirsiniz. Bunu yine yerine alıyoruz. Buradan arkadaşlar ekran pozisyonu. Burada mesela altta, sağda, solda veya üstte durabiliyor dokumuz.
Bunu da az önce göstermiştik. Her zaman üstte. Normal. Her zaman altta. Katman. Bize katman olmadığı için bu fark etmiyor arkadaşlar. Katman dediğim şu altında bir çizgi var. Bakalım bir. Fark etmiyor gördüğünüz gibi. Altında bir katman vardır arkadaşlar. Hani raf gibi düşünün siz bunu. Bu katmanı üstüne koyuyor veya altına koyuyor veya normal hale getiriyor. Yatay kaydırma. Bunu da mesela şöyle söyleyeyim. Şu an dikkatli bakın doka. Gördüğünüz gibi yatay kaydırmayla son sınırı yapıyor zaten. Fazla ileri gitmiyor arkadaşlar. Ekrandan taşmıyor. Bu şekilde tam ortaya ayarlayalım bunu da. %0. Bir de dikey kaydırma var arkadaşlar. Bu da ne kadar yükseklikte dursun. Mesela şunu diyelim, tamam diyelim. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyor. Altta mesela ayrıca ben üzerinde değil, bakın imleç üzerinde değil, altında olduğu zaman da oyun veya uygulamalar veya buradaki ikonları görebiliyor. Bu da olsun ya, yani sorun olmaz benim için. Buradan da stil var arkadaşlar. Mesela blank, blank dediği dokun tabanı. Mesela ben blank, pardon, blank dediği sadece dok tabanlarından bir tanesi arkadaşlar. Mesela Iron Milk dediği zaman bu şekilde görünüyor size. Veya farklı farklı neredeyse 30'a yakın şey var arkadaşlar. Dok tabanı var. Ben blank seçmiştim. Daha sade olsun diye. Dok tabanını şeffaflaştırabiliyorsunuz. Mesela onu da şöyle söyleyeyim. Şu anda şeffaf. Gördüğünüz gibi biraz daha koyu, biraz daha koyu. Buradan daha fazla diyerek sizi Rocket Dock sitesine yönlendiriyor arkadaşlar. Siteden hem ikon paketleri indirebiliyorsunuz, hem tema paketleri indiriyorsunuz. Hem de dock çeşitleri indirebiliyorsunuz. Mesela böyle kıvrım kıvrım açılan docklar var. Ya da Tron Efsanesi diye bir film var. İzlemişsinizdir. O şekilde parça parça açılan binlerce ekran var. Ya da reklam bombası diye bir efekt vardır arkadaşlar. Bir yere bastığınız zaman her yer reklam açılır. Onun gibi bir dock var. Bir sürü dock çeşidi var. Mesela yanan bir dock var ama o sistem biraz kasıyor. Ekran komple yanıyor. Uygulamalar falan her şey yanıyor arkadaşlar. Öyle docklar var. Bunu şeffaflığını da gösterdik. Simgeleri etkisiz kıl. Etiketlerini. Ha, etkisiz kılalım ya, bu değişik bir şey olmuyor yani, çerçeve kenarlığı vesaire vesaire, yazı büyüklüğü. Mesela bunu yaptığınız zaman işte yazı tipi kalibri olsun, Arial Black olsun ya da işte farklı farklı şeyler olsun, fontlar olsun diye seçebiliyoruz. Gölge rengini seçebiliyoruz. Mesela fanatik bir kullanıcıysanız, Fenerbahçeli, Galatasaraylı, gölgeyi işte yazıyı sarı, gölgeyi kırmızı, çerçeve rengini sarı yaparsınız. Daha güzel bir efekt haline getirirsiniz dokunuzu. Çerçeve rengi dediğimiz gibi az önce bahsetmiştik. Buradan çerçeve şeffaflığı ve gölge şeffaflığını ayarlayabiliyorsunuz. Buna gerek yok bence. Buradan efektler bölümüne geliyoruz arkadaşlar. İkon açma efekti. Bakalım. Über ikon efektleri dediğimiz zaman nasıl oluyormuş? Mesela şunu açacağım ben. Açan bir şey yok. Ha pardon, ben şu an ayarlarda açık olduğundan dolayı açmıyor arkadaşlar. Über ikon bunu denememiştim. Deneyelim bakalım. Neyi açalım? Bu şekilde açıyormuş. Diğeri ne fark ediyor onu anlayamadım. Sekme diyelim. Tamam. Ha, sekme iki kere sekiyor. Bu mu yani? Sekme dediği internette Google Chrome'daki sekmelerden değil arkadaşlar. Zıplıyor yani. Şunu bir daha yapalım bakalım değişiklik olacak mıymış. Değişen bir şey yok. Sadece gidip geliyor. Hemen başlatıyor arkadaşlar. Biz en iyisi Uber yok. Sekmeyi yapalım. Sekmeyi bir daha gösterelim size. Buradan sekme diyoruz. Tamam diyoruz. Mesela buradan işte ayarları çalıştıracağız. Gördüğünüz gibi uygulama sekme sekiyor yani. Zıplıyor. Ve açılıyor. Nereye tıkladıysanız artık.
Buradan bunları da gösterdik arkadaşlar. Fare üzerindeyken açılsın. Bu da mesela PowerPoint'teki sunumlar gibi arkadaşlar. Fare imleci üzerine geldiği zaman bir oynatma olur. Ya da bir efekt oynar, bir animasyon oynar ya bir ses çalar. Onun gibi. Bunu da yapalım mı diyeceğim yapalım. Onu da şöyle yapalım bakalım. Tamam. Fare üzerindeyken gelmedi. Bu arada arkadaşlar bir de yakınlaştırma şu. Tamam diyelim. Değişen bir şey yok. Bir de hakkında bölüm var arkadaşlar. İşte sürüm, Pulk Software, Punk Software yapmış. Güncellemeler denetleyebiliyorsunuz. Forma girebiliyorsunuz. Yenilenenler neler ya da forum içerisinde bunu açık kaynak kodlu olarak editleyebiliniyor arkadaşlar. Bir de hata raporları yazabilip gönderebiliyorsunuz. Bu ayarları da sıfırlamak için varsayılan ayarlara dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar. Dogecoin'unuzu yeniden editleyebiliyorsunuz veya özelleştirebiliyorsunuz. İşte her şey çok karıştı, ben yeniden başlamak istiyorum derseniz varsayılanlara tıkladığınız zaman dokunuz varsayılan ayarlarına dönüşür. İlk çalıştığı ana dönüşür. Daha sonra da yavaş yavaş artık ne yapmak istiyorsanız, özelleştirmek istiyorsanız hepsini teker teker yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar dok anlatım bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olabilirsiniz. Daha fazla videodan hızlı bir şekilde haberdar olabilmeniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.